Şimdi çok boyutlu dizilerde nasıl değer atama işleminin yapıldığını inceleyelim. Öncelikle iki dereceli dizilerde değer atamayı inceleyip ardından derecemizi yükseltip daha kompleks dizilerde nasıl değer atandığını inceliyor olalım. İlk olarak iki dereceli dedik. Hemen iki dereceli sayılar isminde bir dizi oluşturalım. Ve buna örnek olarak 3'e 4 değerlerini verelim. Şimdi eleman sayısı 3 ve 4 olan bir dizi oluşturduk. X'i 3 arkadaşlar, Y'si 4 olan diziyi oluşturduk. Hatta şöyle vurgulayayım ben bunu. Şimdi yapısal olarak bu dizide şöyle bir mantık var. Siz çok boyutlu diziyi oluşturduğunuzda bunlar X ve Y olmak üzere indekslenirler. Ne demek istiyorum? Bak, 0, 1 ve 2 olmak üzere X de, 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere Y de indekslenecektir buradaki değerler. Hatta şunları ben ortalayayım. Şimdi benzer mantıkla arkadaşlar, buradaki indekslere göre ben ilgili derecede kaç dereceli olursa olsun bu indeks numaralarıyla kesişmiş olan hücrelere istediğim değerleri atayabiliyorum. Yani örnek vermek gerekirse buradaki hücremiz x de 1, y de 2 olduğu için bunun koordinat düzlemindeki yeri budur. Benzer mantıkla bu x de 2, y de 0. Ve benzer mantıkla şu arkadaşlar x de 0, y de 1 olacaktır. Şimdi bunlara değer gönderirken bizler ilgili indekslerden çıkan koordinatları kullanacağız. Şimdi gelin başlayalım. Örnek vermek gerekirse ben 1'e 2'ye, x'i 1, y'si 2 olan şu hücreye bir değer koymak istiyorsam, bakın sayılardan geliyorum. Gene indeksleri açtım. Şimdi x'i 1 dedim. Birincisi x arkadaşlar. Virgül y'si 2 olanı seçtim. Ardından buraya örneğin 5 değerini koydum. Şimdi ben şu alana gelip 5 değerini yazıyorum. Tabii biz bunu nasıl yazalım? Şöyle 5 değerini yazalım. Şimdi benzer mantıkla diyelim ki 2'ye 0. Bak x'i 2, y'si 0 diyelim. İlgili değeri buraya da 15 değerini şuraya göndermiş olalım. Nasıl kolay değil mi arkadaşlar? Yani bildiğiniz matematikteki matrislere çok benziyor. Matematikteki matrisleri bilmeseniz de olur. Analitiği de bilmeseniz de olur. X'in y'nin ne olduğunu da bilmeseniz de olur. Bu şekilde çalışan bir mekanizma nihayetinde. Çok bir matematik bilgisi vardır. Ama bilmeyenler için de çok kritik arz etmemektedir. Şimdi bu şekilde değerlerimizi atayabiliyoruz. Bakın değer atarken neye dikkat ediyoruz? Indexer operatörünün içerisinde gene virgülle ilgili derecelerin indeks numaralarını biz burada bildiriyoruz ve derece kaç olursa olsun indeks burada sıfırdan başlıyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu şekilde değerlerimizi gönderebiliyoruz. Peki hocam, şimdi daha kompleks bir değer inşası nasıl yapabiliriz? Ne kadar derecem varsa buradaki indexer içerisinde o kadar derece artacaktır. Şimdi gelin bunu yapalım. Bu İki dereceli örneklendirme olsun. İki dereceli dizi örneklendirme diyelim. Şöyle. Şimdi 2'den fazlasını şurada örneklendirelim. Çok dereceli diyelim. Çok dereceli dizi örneklendirme diyelim. Örneğin gene integer'dan devam edelim. Şimdi örneğin 4 dereceli olsun gene. Gene sayılar diyorum. Burada 2, 3, 4, 5 diyorum arkadaşlar. Şimdi ben buna değer atarken gene mantık olarak nasıl bir değer inşa etmem lazım? Şimdi ben bunu burada çizemiyorum. Bu çok boyutlu olduğundan dolayı, 2'den fazla olduğundan dolayı bunu çizemiyoruz. Hadi 3 boyutluyu da bir nebze olsun tahayyül edebiliyorduk. Hatırlarsanız hani x'i var, y'si var, bir de z'si var diyebiliyorduk. Ama artık 4, 5, 6, 7 boyutlu dizileri biz burada tahayyül edemeyiz. Edemediğimizden dolayı şekil şemal olarak göstermeyeceğim ama şu şekilde bir çalışma yapabiliyorsunuz. Yani sayılar deyip, şimdi diyorum ki bak, sıfırıncı derecede yani sıfırıncı indekste sıfırın sıfırında kinin birini arkadaşlar 15'e atayabiliyorum mesela. Bu ne demek? Şimdi şunun sıfırı bak. Birinci derecenin sıfırı, ikinci derecenin sıfırı, üçüncü derecenin sıfırı, dördüncünün birinci hücresine 15 değerini ata. Ve bu şekilde şöyle de gidebilirsiniz. Bak 0 0 0 0 15 0 0 0 1 işte 16 böyle 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 arkadaşlar. Mesela bu 5'e kadar gider. 17. Diyelim ki 3, 4 olsun. Şu 3, şu 4. Şimdi 5 tane ya en sonuncusu. 17, 18, 19 diyelim. Ondan sonra bu en sonuncusu bitti. Bak en sonuncusuna atacağımız değerleri atadık. Şimdi arkadaşlar mesela ben burada ilgili değeri bir attırıyorum. Gene buradan devam ediyorum. Şimdi bu hangisine tekabül edecek? Şimdi birinci olacak. Birincinin en sonuncusuna gidiyorum.
gibi gibi. Hani bu şekilde kompleksleştikçe daha fazla bir kompleks hücresel değerlerimin olduğunu düşünüp onlara istediğim hücreye değerlerimi atayabiliyorum. Burada sadece koordinatları indeksler üzerinden doğru bir şekilde bildirmeniz gerekecektir. 4 dereceli de olay iyice karıştı arkadaşlar, dikkat ederseniz. Ben bunu 3 dereceliğe indirip o şekilde örneklendirmek istiyorum. Şimdi örnek diyelim. Örnek 1 olsun. 3 dereceli üzerinden örneklendirmeye devam edelim. Örnek 3 olsun. Şimdi 3 dereceli de en azından hasbelkader de olsa bir tahayyül etme şansımız var. Hani Z'ye kadar biz düşünebiliyoruz. 2, 3, 4 diyelim arkadaşlar. Şimdi burada eğer ki ben sayıları bak sıfırıncısının birine 15 değerini koyduğumu düşünelim. Şimdi bunu nereye koyuyor biliyor musunuz? Şimdi anladığınızı zaten biliyorum. Gene göstermek istiyorum. X'i 0, tamam mı? X'i 0 olacak arkadaşlar. Yani x 0 şurası olduğunu düşünelim. Hani şurada şurası 0 olduğunu düşünelim. Y de 0, tamam mı? Y de 0. Hatta şurada göstermekte fayda var. X 0, Y de 0, Z'si yani şurası arkadaşlar 1 olan. 0 1 şuraya karşılık gelecek. Şurada bir de 0 var da biz buraya bir değer atamış olduk. Bu kaç oldu? 15 değerine hakim oldu. Şimdi sen gelip burada örneğin işte sayılar x'i kaç olabilir? 1 olabilir, virgül. Y'si 2 olsun, virgül. Z'si de arkadaşlar 3 olana mesela 5 değerini atamaya çalıştığında bak şimdi x'i 1, x 0'dı, 1'di, değil mi? Şuna x'i bu olan, y'si arkadaşlar 2 olan 0, 1, 2 olanın z'si 3 olacak bak. 0 şurada şunun karşılığında 1, 2, 3. Hadi şurada bir tane daha çizelim. 4. Şu 3 oluyor arkadaşlar. Buna 5 değerini vermiş oluyorsunuz. Yani tahayyülü çizmesi o kadar zor ki biz bunu hesaplarken görsellik üzerinden hesaplamaktansa direkt bu mantıkla hesaplamayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Yani sayılar üzerinden gitmek bizim için daha kolay olacaktır. Velhasıl kelam. Çok uzatmanın da bir anlamı yok. Arkadaşlar çok boyutlu dizilerde diziye değer atarken gene biz virgülle indeksler içerisinde hangi hücreye değer atayacağımızı indeksler üzerinden elde ettiğimiz koordinatlarla belirleyebiliyoruz ve türe uygun diziye değerimizi gönderebiliyoruz. Olay bu. Sadece buna hakim olmanız yeterlidir. Günlük hayatta zaten iki boyutun dışında kullanıyorsanız eğer Allah yardımcınız olsun deyip ve sonraki dersimizden devam edelim.